Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikinci katında Paul Cézanne'ın eşini resmettiği Madame Cezanne isimli tablonun önündeyiz. Konservatör olarak bir resme baktığınızda hem görebildiğimiz hem de göremediğimiz şeyleri düşünür ve sanatçının atölye çalışmalarını anlamaya gayret ederiz. Sezan işe birkaç boy gerdirici ile başlamış. Gerdirici tuvalin gergin durmasını sağlayan tahtalara verilen isimdir. O zamanlar gerdiricilerin bir sürü boyu mevcuttu ve sanatçılar istedikleri boyları sipariş verebiliyorlardı. Bundan sonra ise tutkallama yapılması gerekir. Tuval çok yumuşak ve son derece emicidir. Tuvale sürülen ilk kat tuval tarafından hemen emilir. Arka plan için çeşitli renk opsiyonları var. Sezonun tablolarında bu ilk katı görmek mümkündür. Bu katı sadece boyalı olmayan alanlar olarak düşünmemek gerekir. Çünkü Sezan bu kısımları resmin kompozisyonuna çok güzel bir şekilde ekliyor ve bütünleştiriyor. Sezan bu tabloda son derece aydınlık bir renk kullanmış. Bir sanatçının vereceği estetik anlamdaki ilk karar arka planın rengidir. Hangi rengi kullanmalıyım, resmimi hangi renk üzerine inşa etmeliyim? Eğer koyu ya da orta koyulukta bir renk seçilirse resmin kalan kısmında bu orta renkten uzaklaşılır yani daha açık veya daha koyu renkler kullanarak kontrast oluşturmaya başlarız. Buna karşın eğer açık bir renkle başlanır ve boya ince bir katman olarak uygulanırsa rengin aydınlığı resmi parlatır. Bunu burada sağ alt kısımda görmek mümkün. Madame Sezan’ın elbisesi arka planı tam olarak örtememiş. Bundan sonra kompozisyonun formlarının kurşun kalemi oluşturulması gerekir. Bu kısımda kurşun kalemin doğrudan arka plan üzerine uygulandığını görebiliyoruz. Kurşun kalem çok belirgin bir şekilde kullanılmamış. Bu bize Sezan'ın parmaklara keskin bir form vermek istemediğini yani kompozisyonun önüne geçmesini istemediğini gösteriyor. Bunu takip eden katmanda da burada gördüğünüz sulandırılmış mavi renk son derece silik bir şekilde kullanılmış. Sezan resmi formlara sadık kalarak yapmak istememiş. Katman üzerine katman eklendikçe kompozisyon daha rafine bir hale geliyor ve boya üst üste eklendikçe ortaya çıkıyor. Sağ alt kısımda ince bir şekilde uygulanan yeşil, mavi ile karıştırılmış beyaz renkler gözümüze çarpıyor. Elde etmeye çalıştığı kompozisyonu bu şekilde belirginleştirmeye çalışmış. Devam ettikçe boya iyice kalınlaşıp opak bir hal almış. Belirli bir yerde kullanılan renkleri diğer kısımlara da dağıtmış. Örneğin bize yakın olan eldivende ağırlıklı olarak bu kısımlarda kullanılan koyu sarıyı görmek mümkün. Bu bize boya daha henüz fırçalayken ona yeni yerler beğeniyor gibi bir his veriyor. Sezan pek de geleneksel olmayan yöntemlerle form yaratmış. Bu koyu sarıyla boyanmış eldivenin sıcak bir tonu varken diğeri soğuk tonlarda. Sıcak tona sahip eldivenin ön planda, diğerinin ise arka planda olması Öndeki eldivene bir miktar güneş ışığı düştüğü, diğerinin ise gölgede olduğu hissini uyandırıyor. Opaklık resimde yukarı doğru ilerleyip omuz ve yüzü çevreleyen kısma geldiğimizde iyice kendini belli ediyor. Cezanne'ın resmin farklı kısımları için harcadığı zaman gerçekten de çok farklı olmalı. İzleyicilerin en çok dikkatini çeken kısım olan yüzde önemli bir kompozisyon geliştirmiş, bu kısım üzerinde durarak yüze form kazandırmaya çalışmış. Burada da sıcak ve soğuk tonlarla ışık ve gölge kullanılmış. Gözüm resmin yaz mevsimini çağrıştıran kısımlarına yani Madame Sezan'ın yüzüne doğru çekiliyor. Yüz üzerinde çok zaman harcamış. Hafif yana yatık bu poz için bile ne kadar çok zaman harcadığını anlamak pek de zor değil. Burası resmin en temiz kısmı gibi görünse de gözümüze hala bazı minik oynamalar çarpıyor. Gözlerin etrafına odaklandığımızda mavi renkle derin bir hava verilmiş gözler ön plana çıkıyor. Arka plan çıplak bırakıldığı için kurşun kalem izlerini görebiliyor ve bu sayede Cezanne'ın aklından neler geçtiğini daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu durum 20. yüzyılda bir tabloyu baştan sona kadar nasıl yarattıklarını izleyicinin gözleri önüne seren sanatçılara da işaret ediyor. Gözler doğrudan bize doğru baksa da bakışı tam olarak yakalamak mümkün değil. Madame Cezanne sanatçının bu dünyada en iyi tanıdığı, bildiği insan olmasına rağmen tabloyu yaparken onu yeniden keşfetmeye çalışması beni çok duygulandırıyor. Omuzların üst kısmında kullanılan sıcak tonlu boya Madame Sezan'ı arka plandan ayırıp başını biraz daha dinamik, hareketli bir hale getiriyor. Bu bir soyutlaştırma. Doğada olmayan bu şey dinamizmin sadece görülen bir şey değil, sanatçı ve tuval arasında yaşanan bir şey olduğunu da doğrular gibi. Resmi yaratma ve boyama süreci bu kadar belirginken bilmediklerimizden etkilenip Madame Sezan'ın bakışlarında kaybolabiliyoruz. Bitmiş olan bu tablo bitmemiş gibi görünüyor ve Sezan'ın doğayla başlayan yolculuğunun bu resimde sonlandığı anlamına geliyor.